kadın futboluna bizim de hayalimizden bir tanesiydi Sivasspor'un kadın futbol takımının olması. Bu fırsatı tanıdı federasyon. Onunla birlikte biz de hemen hızlı bir şekilde kadın futbol takımımızı oluşturduk. Gerçi son oluşan takımlardan bir tanesi bizim takımımız ama yapmış olduğumuz takviyelerle ve hali hazırdaki futbolcularımızın göstermiş olduğu gayrette en son toplanan takımlardan olmamıza rağmen ligde arzu ettiğimiz yerdeyiz. Bundan sonra da form tuttuklarını gördükçe ve daha iyi futbol oynadıklarını gördükçe biz de keyifleniyoruz. Ve önümüzdeki yıllarda daha iyi bir Sivasspor kadın futbol takımı oluşturacağımızda en ufak bir şüphemiz yok. Ve hem yukarıda Avrupa kupalarına katılma mücadelesi hem de aşağıda düşmeme mücadelesi çok ciddi bir şekilde devam ediyor. Bildiğiniz gibi son günlerde bilim kurulu kararıyla ve federasyonumuzun da onayıyla statlarımız artık 12 yaş küçük taraftarlarımız da girebilecek ve HES kodu uygulaması kaldırıldı. Bu bizim için çok sevindirici bir haber. Son dönemlerde sizler de farkındasınızdır. Statlarımız çok önemli karşılaşmalar olmadığı sürece neredeyse boş denilebilecek statlara oynuyorduk. Artık bu sorunun ortadan kalkacağını düşünüyorum. Ve son haftalara girerken de, son 10 haftaya girerken de iddialı maçlarda taraftarımızla birlikte daha güçlü olacağımızı düşünüyorum. Bu vesileyle tekrar taraftarımıza şu çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen posaliklerimizi tekrar güncelleyelim. Eskoda uygulaması kalktı. Çocuklarımızla birlikte statlarda yerimizi alalım. Bildiğiniz gibi zor bir fikstür dönemecine girdik. İçeride Beşiktaş'la oynamıştık. Oradaki aldığımız mağlubiyet, daha önce Karagümrük karşısında da mağlubiyet almıştık. Bu hafta da yine deplasmanda Antalya'ya tek golle mağlup olduk. Tabii biraz sanıyorum kupaya olan yoğunlaşmaktan kaynaklı bir konsantrasyon kaybımız söz konusu. Ama takımımızın daha önce de söylediğim gibi sakatlarımızın dönmesiyle birlikte daha güçlü bir Sivasspor mutlaka oluşacaktır. Özellikle son haftalarda daha iyi performans gösterdiğimiz geçtiğimiz yıllarda da aşikar. Dolayısıyla yine tarihi tekrar ettirip son haftalarda arzu ettiğimiz puanları alıp hem ekonomik olarak takımımıza destek olup hem de prestij olarak ligi üst sıralarda bitirmeyi gayret ediyoruz. Yine bir deplasman karşılaşması ve karşımızda da yeni kurulmuş olmasına rağmen üst düzey oyunculardan oluşan güçlü bir takımla oynayacağız. Antalya karşılaşmasında aslında takımın oyununu beğenmiştik. İnşallah yine bunun da biraz daha üstüne koyarak Adanaspor karşılaşmasında en azından yenilmeden gelmeyi arzu ediyoruz. Bu maçtan sonra da çok önemli bir süreç bizim için tekrar başlayacak. Ve demin de söylediğim gibi sakatlarımızın katılımıyla daha güçlü durumdayız. Gerçi son haberle Yatabari'de bir yırtık söz konusu oldu. Belki ondan mahrum oynayacağız. Ama geri kalan oyuncularımızla bu işin üstesinden geleceğimize en ufak şüphemiz yok. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finaldeyiz. Karşımızda çok ciddi bir rakip var, Alanyaspor. Dün de onun karşılaşmasını da izledik. Gayet başarılı bir sonuçla Kayseri'yi deplasmanda yendiler. Çok ciddi olmamız lazım, iyi hazırlanmamız lazım ki taraftarımıza en azından bir final coşkusunu yaşatalım istiyoruz.